Hilafet ilan eden Irak Şam İslam Devleti örgütü kontrolü altındaki bölgeleri genişletirken Irak'ta hükümetin kurulması için yapılan ilk oturumdan sonuç çıkmadı. Şii ve Sünni Araplarla Kürt milletvekilleri arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Temsilciler Meclisi Başkanı seçilemedi. Böylece Nisan ayında düzenlenen seçimlerin ardından yeni Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın belirlenmesini içeren süreç tıkandı. Bu arada Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani birkaç ay içinde bağımsızlık için referanduma gideceklerini söyledi. Adını İslam Devleti olarak değiştiren IŞİD, ülkede güç kazanmasıyla Irak ordusu Kerkük'ten geri çekilmiş, kontrolü Barzani'ye bağlı peşmerge güçleri almıştı. Bölgedeki gerginlik tırmanırken Amerika Birleşik Devletleri'nin başkent Bağdat'taki büyükelçiliği ve havaalanını korumak için aralarında askerlerin de bulunduğu 800 kişi gönderdiği belirtiliyor.